<laughs> merhaba oyuncularlar bugün sizin karşısında harika bir Clash of Clans daha bulunuyoruz. Bugün arkadaşlar bu görmüş olduğunuz geliştirmeyi bitireceğim çünkü tam 7 gün sürüyor siz siz olun sakın vermeyin gördüğünüz gibi böyle deponu taşar ve günlük bonusu bile alamaz duruma gelirseniz ee, ben şimdi e, 500 yeşil taş aldım. Bununla birlikte okçu kulesinin geliştirmesini tamamlayacağım. Yeni adını aslında çok merak ediyordum ee, tamamen sadece okçu kulesi geçiyor hızlı saldırı ee, bakalım, nasıl olacak bu arada kafasında bir şey çıkmadı? İlginç bu da ilginç değil mi? Şu anda yükseltme e, olmuyor. Ben belediye binası 10 hesabımda yaptım geliştirme. Öbür hesabımda daha yapamadım. Çünkü o da ikinci köyüm çok gözük kaldı. Hemen full askerlerimizi alalım ve paramparça edelim bunu. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi okçu ok kulesi olduğu için artık balon, yavru ejder, ejder, love tılsını filan da deneyeceğim. Her askerden aldım. Birkaçı son değil zaten devamlı güncelleme geldiği için artık son olamıyor. Gördüğünüz gibi laboratuvarım dolu ama e, her şey çok geç geliştiği için artık hangisi son seviyeyse Onları e, göstereceğim. Tabi son olmayanlar için de biraz fazla aldım. E evet, hemen deneyeceğiz bakalım askerlerimiz. Ben önce dedim ki hava birimleriyle başlamak istiyorum. Mesela ejderle başlayalım. Uzaktan atalım ki herkes avantajını kullansın. Hmm, Baya seri vuruyorlar. Ama ejder çok pro beyler. Hmm. Ejder 6 çok pro. Ama yine de 3-7 e, son seviye olsaydı bence çok daha güçlü olabilirdi. Bakalım. Şimdi yavru lideri deneyeceğim. Yavru da de çok güçlü olacak. Çünkü çarpı 2 hızda gelecek. Ee, yavru de neler yapabileceğini çok merak ediyorum ama o bu sefer çok kritik bir mücadele geçiyor gerçekten. Aa yavru lider yine kazandı. Arkadaşlar cidden ama bu kadar hata vereceğini düşünmüyordum bile. Bakalım şimdi de iki tane balon atmak istiyorum. Bir tane balonu büyük ihtimalle çok rahat eritecektir. Ama iki tane balonla neler karşı yapabileceğini hiç bilmiyorum. Bakın bir tane balon yaklaşamadı bile. Of, 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 of ama balonda oha vurdu ve alamadı arkadaşlar. İki tane balon yeni hızlı okçu kuletini alamadı. Müthiş ya, müthiş gerçekten müthiş. Şimdi Pekka'yı atmak istiyorum. Pekka hızlandı arkadaşlar. Hızlandıktan sonra artık bu tekli birimlere karşı çok güçlü oldu. Bakalım dördüncü seviye Pekka neler yapacak <laughs> ama çok pratik ve Pekka. Robot robot insan insan değil bu robot hayvanın teki ya. Baksana böyle böyle bir şey mi oldu İki attı. İki tane devi deneyelim. İki tane dev de yavaş birimlerimizden. 7. seviye. Etkinin son seviyeti. O abi bu nasıl bir paramparça etmektir ya. İki tane 7. seviye dev şu anda oturdu ağladı. İlk seviye bu kadar vuramadı arkadaşlar. İlk seviye böyle vuramaz. Ben iki tane deve yaptıklarına inanamadım şahsen. Şimdi ben iki tane madenciyi denemek istiyorum. Direkt dibinde çıkacakları için. E, belki bir şansları olabileceğini düşünüyorum ama bir tane madencinin kesinlikle şansı yok. Aman tanrım iki tane dördüncü seviye madenci zorlandığına bakın. Ah aldı ama. Dedim arkadaşlar, madenci şu anda çok iyi bir kat. Beşe batacağım ben de. Şifacı hemen 5 olduktan sonra. Hadi dört tane büyücü deneyelim. E, üç taneyle başlayalım. Dört çok olabilir. Şöyle üç tane attım bakalım. Oha dördüncüyü de atacağım. Arkadaşlar vuramadılar bile. Vuramadılar bile. Dört tane büyücüye elini kaldırtmadı. Yani mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ee, en çok merak ettiklerimden biri bu. İki tane binici ne yapacak? Yani biniciler biliyorsunuz içeri girdiği anda çok güçlü vuruyorlar. Ama iki tane binici yetecek mi bilmiyorum. Sonuçta 10 asker yetmeleri lazım. Şu anda hızlı bir şekilde içeri girip vurma... <laughs> Abi yarı cana indiremedi. Kesinlikle geliştirin. Yani bir hafta çok uzun dedim ama değiyor yani. Değiş, geliştirin. Şimdi 4 tane dal kabuk deneyeceğim. Dal kabukları biraz yakından atacağım. Çünkü çok çabuk eritiyor. Şöyle atacağım. <laughs> <laughs> bir tane yavurdular yavurmadılar arkadaşlar yalan olmasın. En merak ettiğim tabii ki her zamanki gibi cadı sever olarak bir cadıydı. Cadıyı geriden atacağım. Yani tüm avantajını kullansın istiyorum. Şu anda 5 tane çıkartıyor ve etkisinden çok daha seri cadı. O abi bir tane cadının hiç şansı yok ya. Hiç şansı yok vuramadı. Bu yüzden ben pekkayı da denemek istiyorum. Bakalım bir tane pekkamız neler yapacak. Hadi koçero hadi koçero girdin içeri. İki, i̇ki tane vurabiliyor arkadaşlar, maksimum iki tane vurabiliyor. En güvendiklerim, her zaman kullandığım askerlerim, atıcılarla geliyorum. İki tanem de, bakalım iki tane atıcımız neler yapacak. Ne oldu lan atıcılama? Abi ne oldu atıcıya? <laughs> atıcı kesinlikle ve kesinlikle antisi oldu bu atıcının. Şimdi barbar kralı kullanacağım arkadaşlar. Büyük birimlere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Barbar kralı mod 42. seviye özelliğine basmayacağım. Bakalım neler yapabilecek. Merak konusu. Tabi Pekka gibi çok güçlü bir asker. Oyunun en güçlü askeri barbar kraldır bunu unutmayın. Her açıdan ve Barbar Kral bile 4 tane vurdu arkadaşlar. 42 seviye Barbar Kral 4 tane vurdu ve neredeyse canlı %25'inden fazlasını %30'unu kaybetti. Aslında merak ettiğim önemli detaylardandı. Biliyorsunuz Laf Sırsı'nda büyücü kulesi ve sadece hava saldırısı yani hava savunması etkendi. Bakalım bununla birlikte Laf Sırsı'nı tek başına alabilecek mi ya da ne kadar vurabilecek? E, şu anda yanından geçerken baktım da e, Laf Sırsı'na bu kadar zarar vermemesi lazımdır. Sanki çok fazla zarar verdi gibi geliyor. Bak öbür okçu ok kuleti hiç işlemiyor gibi sanki. Ama bu bayağı bir zarar verdi. Şu anda en sıkıntılı maçımızdayız. Çok bekleyebiliriz ya da hiç beklemeyiz bilmiyorum. Belki golemi parçalayabilecek mi? Çok merak ederken golemi attım arkadaşlar. Golem geliyor şu anda. Yani o kadar sıkıntılı ki. Şu anda bakamıyorum bile. Yani inanılmaz. Daha bir tane vurdu. Neredeyse %30'unu kaybetti canının. Ve 5. seviye bir golem arkadaşlar. Yani son seviyesiyle arasında çok bir farklı yok. inanın bana. Bu ne abi? %70'ini kaybetti. %75'ini kaybetti canım. Şuna bakın ya. Kırmızı oldu etmen golem. Yani müthiş. Müthiş. Şimdi ben küçük birimlerime bakmak istiyorum. 7 tane barbar, barbar atacağım. Bakalım neler yapacaklar. Yedi tane barbar Şu anda çöp oldu 8 tane okçu Bu kadar hız fazla ya bu kadar hız gerçekten çok fazla 8 tane goblin Yiyorsa gir İçeri gir Üç tane duvar yıkıcı. Lan sen var ya çok oldun ha. Sen var ya acayip çok oldun. Ben sana çok sinirlendim. Sen sen nasıl bir tipsin lan? Sen 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 kime? Sen kime? Sen kime? Sen kime atistik yapıyorsun? Nuhun gemisi taktiği yaparım sana. Nuhun gemisi takdini bilin mi kardeş? Onu yaparım sana. Sen sen bu da beni çıldırtmakla, sen beni delirtmekle mi? Sen sen kim köpek? Sen gel bakayım. Gel evet. Şu anda biraz rahatladım arkadaşlar. Şu anda biraz rahatladım. Şu anda biraz rahatladım. Uzun zamandır alamıyordum. Şu anda biraz rahatladım evet. Şimdi arkadaşlar denemediğimiz bir kart kalmadı. E, hepsini denedik ama kart diyorum bu arada. Asker kalmadı. Ben e, kraliçeyi ve büyük koruyucuyu tek tek denemek istiyorum. Kraliçeye güvenim sonsuz zaten. Ama ne kadar canlı düşürebileceğini görmek istiyorum. 3 hattı ve yaklaşık 7-8 tane darbe aldı. Şimdi şu büyük koruyucu deneyelim. O daha yavaş, daha korumacı biliyorsunuz. Onu buradan atmak zorundayım. Yoksa uzaktan vurun mendili dışından. Bakalım aynı mendilden başlarlarken sonuç ne olacak? Aman tanrım abi. Al lütfen onu. Bütün güvenimi yıkarsın. <laughs> büyük koruyucu, 20. seviye büyük koruyucunun hiçbir şansı yok yaklaşıkta. Hiçbir şansı yok. Son olarak iskelet ordusunu denemek istiyorum. Biliyorsun iskelet çift topu çok rahat bir şekilde almıştı. Bakalım burada nasıl bir sonuç oluşacak? Ee, arada bir tane vurduk lan. Lan vs bu arada bir tane vursunlar. Oğlum, bu ne? Hiç vuramadım. <laughs> Gerçekten tam bir cadı o yani cadıyı bitiren bir şey olmuş. Her anlamda söylüyorum. Ben çok beğendim bunu. Bir de böyle toplu bir savaş yapalım. Mesela şöyle bir şey deneyelim. Metal veriyorum. Bir tane dev 8 okçu. Bir dev 8 okçu. Yok bu kadar da hızlı olamaz. Bu kadar da hızlı olamadığını kanıtladı. Ama bir devi aldı 8 okçu vururken. Bir de şöyle denemek istiyorum. 7 barbarla 4 büyücüyü denemek istiyorum. Biraz uzaktan atacağım bu yüzden şöyle yapacağım. Yani 4 büyücü tek atabilecek mi? Barbarian'ın bir tane vuruş olması atamıyordu arkadaşlar. Ben bu ben bu kart çok beğendim. Aslında kafamdaki şüphe şuydu. Bu hava birliklerine karşı mı zorlayıcı olacak diye düşünmüştüm. Çünkü eee gibi e, işte ejder saldırısı gibi askerlere karşı sıkıntı yaşatacağını düşünüyordum ama sizin de gördüğünüz gibi kara birliklerine karşı sıkıntı yarattı. Ben e, şifacı şu anda 5'e veriyorum. Sonra da madenci vereceğim. Çünkü gerçekten madenci bunun biraz anti olduğunu kanıtladı. Çünkü mendinle girdiğiniz anda müthiş bir yaptırım gücüne sahip. Bitirme gücüne sahip. E, bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. E, böyle videolar gelmesini istiyorsanız da yorumlarda bana yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha Clash of Clans videosunda tekrar görüşeceğiz. Bundan eminim.